Tarihte hiçbir zaman dünyanın hiçbir milleti böylesine acımasız bir zulüm ve ıstıraba maruz kalmamış ve bölge dışı bir komplota bir ülke tamamen işgal edilerek bir halk kendi ev ve barklarından, vatanlarından dışarı atılmış olsun. Allah-u Teala'nın yardım ve lütfu sayesinde tarihin bu çirkef sayfası öteki çirkef, pis sayfalar gibi temizlenecektir. Şehit General Kasım Süleymani'den bir hatıra. Hizbullah'ın Siyonist rejimle 33 günlük savaşının 28. gününde savaşın gidişatı tersine döndü. Elbette biz İran-Irak savaşında bu tür sahnelere çok tanık olmuştuk. 33 günlük savaşta kendimizin hak olduğumuzu benliğimize kadar hissediyorduk. Savaşçılarımız sanki manevi bir seyri suluk ortamında bir nevi halet-i ruhiye bulmuşlardı. Öyle laflar ediyorlardı ki sanki gözleri önünden perdeler kenara çekilmişti. Böylesine çetin, ulvi bir ortamda oldukça mümin ve mütedeyyin biri olan, aynı zamanda güney bölgesinde sorumluluk sahibi olan Hizbullah savaşçılarından biri kendi deyimiyle rüya olmadığı bir ortamda şöyle bir olayı anlatıyordu. Bir hanımefendinin yanında iki hanımla birlikte benim yanıma geldiklerini gördüm. Bunu yarı uyku ve yarı uyanık halimle o bayanın Hazreti Fatıma-tuz Zehra olduğunu hissettim. O hazretin mübarek ayaklarına kapanarak sitem edercesine "Bakınız ne vaziyetteyiz, durumumuzu yakından görünüz" dedim. Hazret "Canını sıkma, düzelir" dedi. Ve ardından hicabının altından bir mendil çıkararak salladı. Ve işte bitti diye buyurdular. Bu olaydan yaklaşık bir dakika sonra bir İsrail savaş helikopteri roketle hedef alındı. Ardından İsrail tankları birbiri ardınca vurulmaya başlandı. İsrail tanklarının birbiri ardınca etkisiz kalmasıyla Siyonist İsrail rejimi ağır bir hezimet aldı. 33 günlük savaşta ilk kez Krent füzeleriyle İsrail'in Merkavi tanklarını vurmaya başarabilmiştik. O ana kadar bu mesele bizim için imkansızdı. Bir gün içinde gaybi ilahi yardımlarla Siyonist İsrail rejiminin tam 7 tankını imha etmeyi başardık. Stratejik 33 günlük savaş sonrası Siyonist İsrail'in ilk saldırıyı temel alan Ben Gurion stratejisi yerini yavaş yavaş savunma stratejisine bıraktı. Ey peygamber! Kafirlerle ve münafıklarla cihat et. Onlara karşı katı ve sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü varış yeridir. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ